Merhaba arkadaşlar. Yeni bir örnekle devam edelim. Trigger'larla alakalı elimizde yeterince örnek var. Hepsini bitirmeye çalışacağım. Bir öncekine çok benzer yeni bir örneğim var. Yeni bir senaryomuz var. Senaryomuz şu şekilde. Eğer aynı e-mail adresiyle önceden kurulmuş bir kontak varsa eklenmiş bir kontak varsa bir sonrakine izin vermeyecek. Yani aynı e-mail adresinin birden fazla kullanımına izin vermeyecek. Yani yine duplicate rules gibi duplication'a izin vermeyecek. Bütün e-mail adreslerinin unique olmasını sağlayacak. O şekilde bir örnek yapacağız arkadaşlar. Bunu kontak objekti üzerinde yapacağız. Yeni bir trigger'a ihtiyacımız var. Farklı bir yöntem kullanmayı kullanmaya çalışacağım. Tamamen farklı değil ama yeni şeyleri öğrenmek mantıklı diye düşünüyorum. Her zaman biraz farklı yöntemlerle yeni şeyler öğrenmenin daha iyi olacağını düşünüyorum. Şimdi öncelikle şunu yapalım. Önce bir kontak oluşturalım. İşte first name'e Ali diyelim. Last name Ali Tütüncü olsun. Ve bu isimleri sallıyorum. Şimdi e-mail adresi önemli. E-mail adresini bulalım arkadaşlar. Şurada. Buna biz Ali 44 Gmail Gmail demeyelim. Belki böyle bir e-mail adresi vardır. vmail.com diye bir e-mail adresi oluşturuyorum. Bunu save yapıyorum. Şu anda problem yok. Çünkü trigger'ımızı daha oluşturmadık. Siz aynı isimle tekrar oluşturmak isterseniz problem vermeyecektir. Çalışacaktır çünkü öyle bir trigger'ımız yok. E-mail adresi de unique değil. Unique olmadığı için isterseniz bakalım unique mi değil mi? Edit Object kısmından Fields and Relationship'e giderek e-mail adresinin unique olup olmadığına bakabiliriz. E-mail adresini açıyorum. Ondan sonra edit diyorum. Evet. E-mail adresi zaten e burada gözükmüyor. Unique olup olmadığını nasıl anlayacağız? Şöyle yapalım. Burada gözükmüyor. Çünkü standart objekt olduğu için öyle bir option vermiyor bize şu anda burada. Şöyle e yapabiliriz. Aynı e-mail ile yeni bir yeni bir kontak oluşturalım arkadaşlar. Bu kez adını değiştirelim. Mustafa Veysel diyelim adına. Ama diyelim ki e-mail adresi aynı. Ben e-mail adresine aynı e-mail adresini yazıyorum. Seviyorum. Gördüğünüz gibi oluşturuyor arkadaşlar. Aynı e-mail adresiyle oluşturduk. Peki biz bunu nasıl engelleyeceğiz? Aynı e-mail adresinin kullanmasını istemiyoruz. Bunu trigger'lar sayesinde yapmaya çalışacağız. Yine developer konsola gelerek yeni bir trigger oluşturalım. Bu kez adına contact trigger diyorum. Ve contact objektini seçmem gerekiyor. Evet, Contract'ı seçmeyin arkadaşlar. Böyle yanlış yapanlar var. Contact yerine contract'ı seçince problem yaşıyorlar. böyle bir hata yapmayalım. Submit diyorum. Evet yine before insert diyorum. bir Before insert aynı email adresinin oluşmasını istemiyorum. Bu kez şöyle bir yöntem kullanacağım. İki tane küme yapacağım arkadaşlar. Birinci kümem ikisi string olacak. Çünkü email adresi string olduğu için bu email adresini topladığım iki küme istiyorum. Birincisi şu olsun. New email emails olsun birincisi. Yani trigger.new'den gelen e-mail adresini bunun içine koyacağım arkadaşlar. İkincisi ise var olanları var olanları alıp ikinci bir kümeye koyacağım arkadaşlar. Şöyle birincisi bu. ikincisi bu. İkincisini old e-mail istiyorum. İki, de içi boş. Şu anda hiçbir şey yok. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Trigger.new'den gelenleri bunun içine koyacağız. O yüzden for each loop yapıyorum. Contact diyorum. Con diyorum. İki nokta üst üste. Biz bu trigger nokta eklediğimiz yeni email adresini bizim birinci kümemizin içine ekleyelim arkadaşlar. Yani new email nokta add kon nokta email. Bu konun email adresini bunun içine ekliyoruz arkadaşlar. Şu kümemizin içine ekliyoruz. Daha sonra artık bu, bunun içine bir e-mail adresi var. Yani yeni eklediğimiz e-mail adresi bunun içinde eklenecek. Bunun içi boş değil artık. Old e-mail'e bakalım. Old e-mail'in içi boş olabilir. Boş olma ihtimali var. Öyle bir e-mail adresi yoksa içi boş olabilir. O yüzden şöyle yapalım. Ee, burada farklı bir gösterim yapmak istiyorum. Şu şekilde for diyorum kontak diyorum. Yine kon kullanabiliyorsunuz. Kon kullanın. Burada trigger.new kullandığımız gibi trigger.new sonuçta bir liste. Buraya da bir liste koyabiliyoruz. Direkt olarak, direkt olarak arkadaşlar burası önemli. SQL'i buraya koyabilirsiniz. Şu şekilde. SQL'i buraya koyabilirsiniz. Ne demiştik? Select ID şöyle diyelim. Name e, en and email alalım bu kez. From kontak diyorum. Bu şekilde aldığınız zaman bütün kontakları alacağını bildiğimiz için artık buraya bir ver eklememiz lazım. In diyelim. Eğer e-mail adresi şöyle e-mail adresi bizim birinci kümemizde var ise sadece onu al. Yani biz yeni bir kontak oluşturduk. Onun bir e-mail adresi var. Bu e-mail adresi, adresi içinde olduğu için ben onu boş bir kümenin içine ekledim. Artık ben e, ee, SQL yaparken sadece varsa aynı e-mail'i kullanan kontakları almak istiyorum. O yüzden bu kümeni kümeyi şuraya eklemem gerekiyor. Yani yeni e-mail'ler içinde böyle bir e-mail varsa şunu demek istiyorum. Ali 44 et vmail.com daha önce kullanılmış mı? kullanılmış mı? Eğer kullanılmışsa bizim bu kontaklar içinde vardır. Eğer varsa biz onu alıyoruz. Alıyoruz arkadaşlar. Bizim yeni kümenin içine ekliyoruz. Yani şuraya ekliyoruz. Ee, yeni oluşturduğumuz küme. Adı old email olabilir ama yeni kümemiz boş bir kümemiz. Onun içine oluşma, e, eklemek istiyorum. Şu şekilde old nokta diyorum. İçine kon.e-mail'i ekliyorum. Yani şu kon'dan gelen e-mail adresini onun içine ekliyorum arkadaşlar. Orada yeni bir kümemiz oluştu. Birincisinde trigger.new ile oluşturduğum e-mail adresleri varken ikincisinde ise var olan kontaklarda eğer aynı e-mail adresi varsa onlardan onlardan gelen e-mail adresleri var. Peki arkadaşlar şöyle diyebilir miyiz? Ee, şu anda şey yapmamız gerekiyor. For loop yardımıyla gerçekten e, burada var mı yok mu ona bakacağız. Size'ına bakabilirsiniz. Bir önceki örnekte gibi. Eğer old emails'in size'ı şu kümenin size'ı sıfır değil ise demek ki öyle bir email adresi var. Kullanılmış. Eğer kullanılmışsa hata mesajı alabiliriz. Ama şunu da yapabiliyoruz. Farklı şeyler öğretmek amacıyla e, söylüyorum. For diye bir for each loop yapalım. Kontak. Yine kon diyorum. Bu kez yine trigger.new'den nokta new'den alıyorum. Çünkü ben hata mesajını trigger.new nokta new e, nokta listesinin içine koymak istiyorum. Şöyle desek nasıl olur arkadaşlar? Yani işte, tamam birinci yöntemimiz şu. Eğer bunun size'ı sıfır değilse demek ki trigger.new'de kullandığımız e-mail adresi daha önce kullanılmış. Daha önce kullanıldığı için kümemizin içine ekleniyor burada. Şurada ekleniyor ve kümemiz boş olmuyor. Boş olmadığı için de hata mesajı alabiliriz. Ama bir de şöyle yapsak nasıl olur? If desek. If ile bir e, şartımızı koysak. desek ki arkadaşlar şu old email old email Burada bir kümemiz var. Bu kümemiz bu kümemiz nokta diyelim. Ee, contains'i kullansak. Contains Contains Şuradaki trigger new içindeki e-mail'i contain yapıyor mu? Con e-mail desek. Evet arkadaşlar. Eğer bizim old e-mail kümesi alt mail kümesi trigger növün içindeki e-mail'i de içeriyorsa hata mesajı gelecek. Hata mesajını yine ben kona eklemek istiyorum. Kon nokta e-mail adresinin hemen üzerine eklemek istiyorum. O yüzden add error diyorum. Hata mesajını belirtiyorum arkadaşlar. Hata mesajımız şu olsun. This email adres Already taken diyelim. Taken. Try another email adres diyelim arkadaşlar. Böyle bir hata mesajı verelim. Evet arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Ne yaptık biz burada? Kaydedelim önce. Hatamız varsa düzeltelim. Kaydedelim. Şu anda İki tane küme oluşturdum. Birinci kümem stringlerden oluşuyor. Bunun içine trigger.new'deki e-mail adresleri, bütün e-mail adresleri string olduğu için onları bunun içine koydum arkadaşlar. İki, var olanları buldum. Aynı e-mail adresiyle var olan kontaklar eğer varsa olmayabilir. Onları ikinci oluşturduğum kümenin içine koydum. Aslında burada benim amacım şuydu. Birinci küme ee, ve ikinci küme hatta ikinci küme diyelim ikinci kümenin içi boş değilse hata mesajını direkt verebilirsiniz problem yok ama biraz daha farklı olsun diye ne yaptım arkadaşlar trigger nokta içindeki email adresi bu bizim old emailin içinde var mı yok mu çünkü old email istediği var olan bütün email adreslerinin olduğu yer onun ee, tabi biz ee, burada şart koyduk. Şart koymasanız problem olmaz. Yine çalışır. Eğer şu kodu kullanırsanız şart koymanıza gerek kalmayabilir. Bütün e-mail adresini oluşturabilirsiniz. Bütün e-mail adresini içeren bir küme oluşturabilirsiniz. O kümenin içinde eğer bizim yeni oluşturmak istediğimiz e-mail adresi varsa hata versin. Yoksa hata vermesin. O şekilde bir e Trigger oluşturduk. Şimdi onu kontrol edelim. Çalışıyor mu çalışmıyor mu buna bakalım. Son kez kaydediyorum. Eğer kaydetmediğim bir yer varsa kaydedelim. Geliyorum. Şimdi normalde burada var. Problem değil. Çünkü eskileri etkilemez sizin trigger'ınız. Önceden iki kere kullanılmışsa bunu artık trigger'ınız etkilemez. Ama siz bunu değiştirmek isteseniz şöyle diyelim. Bunun fon numaranı değiştirmek isterseniz hata verme ihtimali var. Ne zaman hata verir? Burada before update varsa. Şu anda before update var mı yok? O yüzden hata vermez. Aynı e-mail adresiyle biz e, üçüncü bir account oluşturalım arkadaşlar. Adına Yasin Kırcı diyelim. E-mail adresini aynı şekilde koyuyorum. Hiç değiştirmeden. Save diyorum. Biraz zaman alıyor. Ne diyor arkadaşlar? Gördüğünüz gibi, "This email address already taken" diyor. Bizim hata mesajı buraya geliyor. Çünkü böyle bir email adresi var ve size e, aynı email adresiyle kontak oluşturmaya izin vermiyor. Burada e, şöyle bir değişiklik yapabilir miyiz? E, Nuv email'i hiç kullanmasak arkadaşlar, şunu kaldırsak. Yani farklı şeyler yapmaya çalışıyorum. E, Nuv email'i kaldırıyorum. Daha sonra şurada şart koymuyorum artık. Var olan bütün e-mail adreslerini var olan bütün e-mail adreslerini benim old e-mail kümesine ekliyorum arkadaşlar. Bütün var olan bütün e-mail adreslerini bunun içine ekliyorum. Konu e-mail dediyiz, bütün accountların e-mail adresleri. Onları add metoduyla bizim kümemize ekliyoruz tek tek. Yani artık bu bir küme ve içinde bütün e-mail adresleri var. Daha sonra trigger içinde eklediğimiz kontaktın e-mail adresi old e-mail'in içinde varsa contains'in amacı bu arkadaşlar. Contains demek şuradaki e-mail adresi şu listenin içinde var mı? Kümenin içinde var mı? Eğer varsa hata mesaj verecek. Kaydedip bakalım arkadaşlar çalışacak mı? Tekrar oluşturmaya çalışıyorum. Bu kez Veli. Veli diye bir isim oluşturalım. E-mail adresine giriyorum. Aynı e-mail adresini tekrar kullanmak istiyorum. Save diyorum. Hata mesajı veriyor. Bu şekilde de çalışır. Daha kısa. Daha net. Ee, dediğim gibi bir sürü yol var. Siz hangi yolu yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Problem yok. Sadece çok kod yazmamaya çalışın. Bir. İkincisi yanlış yapmamaya çalışın. Ee, yani ne kadar basit olursa yanlış yapma oranı o kadar azalır. Ne kadar komplike bir kod yazmaya çalışırsanız o kadar çok hata yaparsınız. Ama farklı yollarla e, öğrenmek güzeldir. Gördüğünüz farklı yolları anlamaya çalışın, tekrar etmeye çalışın, sıfırdan kendiniz yazmaya çalışın. O şekilde triggerları öğrenebileceğinizi düşünüyorum. Ya yani tam olarak %100 öğrenebileceğimizi düşünüyorum. Ben de kendimi ekliyorum. Çünkü ben de sürekli yeniden bakıyorum. Yani ara ara gidip e, flow'larla alakalı bir örnek yapıyorum. Sonra tekrar geri gelip trigger'larla alakalı bir örnek yapıyorum. Çünkü siz trigger'ları çalıştım dedikten sonra artık biliyorum dedikten sonra bir iki ay bakmayınca unutabiliyorsunuz. Trigger nokta unutuyorsunuz. Metotları unutuyorsunuz. O yüzden e, düzenli olarak geriye dönük çalışmalar yapmanız gerekiyor. Geriye dönük örnekler yapabilirsiniz. Yaptığınız örnekleri bir yerde toplayabilirsiniz. Ve sürekli e, onlara yeni örnekler ekleyebilirsiniz. Bunu zaman zaman yapmaya çalışın. Bazen bir ay sonra yaparsınız. Bazen iki hafta sonra yaparsınız. Ama böyle bir çalışmaya ihtiyaç var. Yoksa ben arkadaşlardan şunu gördüm. Ya etmini çalıştıktan sonra bir iki ay etmine bakmayınca en basit şeyleri bile unuttuklarını gördüm. E, ya Birden çok örnek örnek olarak veriyorum birden çok kullanıcı ekleyebilir miyiz diye sorduğun zaman bunu çok iyi bildiğini önceden bildiğini biliyorum ama iki ay sonra sorduğunuz zaman acaba ekleyebiliyor muyduk var mıydı öyle, öyle bir şey var mıydı diye cevap alabiliyorum O yüzden düzenli olarak geriye dönük çalışmaları yapmak lazım bunu tavsiye ediyorum ee, burada bu konuyu bitiriyorum bir sonraki örnekte e, görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.